Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin, Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün aslında uzun yıllardır gündemimizde olan bir teknolojinin hayata geçirilmiş halini size anlatacağım. Hepsi Broda'nın yepyeni bir hizmeti var arkadaşlar. Yaklaşık bir ay önce kullanıma sunuldu bu hizmet. Ve bu hizmetin en önemli özelliği şu ki ismi de yüzünde gör. Çok önemli burası. Yüzünde gör diye bir hizmeti var, bir teknolojisi var. Aslında biliyorsunuz hayatımızda uzun zamandır var olan AR dediğimiz yani Augmented Reality, artırılmış gerçeklik teknolojisinin bir alışveriş uygulamasına uyarlanmış hali diyebiliriz aslında yüzünde göre. Nasıl kullanılıyor? Belki merak edenler vardır aramızda. Bu videoda size yüzünde görün nasıl kullanıldığını tam olarak anlatacağız. Öncelikle hepsi burada uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Google Play Store'dan ya da Apple üzerinden yüklüyorsunuz. Aynı zamanda Huawei ekosistemi içinde App Gallery'den bu uygulamayı telefonunuza yüklemeniz gerekiyor. Telefonunuzu yükledikten sonra ki mobil cihaz üzerinden gerçekleştirilebilen bir uygulama bu. Uygulama üzerinde L'Oréal Paris ve Maybelline ürünlerinden bazılarında bir ikon göreceksiniz. Böyle küçük bir ikon var. Mesela şimdi ben ekranda açtım. Yüz diye bir arama yaptım ve burada çeşitli ürünleri görüyoruz. Burada bakın ikonlar, ikonu şöyle görüyoruz. Yüzünde gör şeklinde bir ifade var. Şimdi bir tanesini açalım mesela. Ne var? Şurada ilerliyoruz. Evet bakın mesela. Yüzünde gör yazıyor. Sol üst köşede. Bu bir Instant Ager. Maybelline'in New York Instant Anti-Aging Eraser kapatıcısıymış bu. Özellikle hanımefendi yani kadın takipçilerimizin bence bunu bir denemesi lazım. Bakın gerçekten de. Bu tarz böyle kapatıcılar var, kremler var, rujlar var. Bir sürü şeyi aslında deneyebiliyorsunuz. Yani satın almadan önce nasıl görüneceğini deneyebiliyorsunuz. Şimdi ben bunu seçtim diyelim. Bunun kenarında görüyoruz. Yüzünde gör dedik. Tıkladık. Şimdi sayfaya girdiğimiz zaman uygulama üzerindeki o ürünün sayfasına girince sağ alt köşede bir böyle yüzünde gör bir şekil var. İnsan yüzü şekli var. Buna tıklıyoruz. Evet şu anda açılıyor. Şimdi iki tip seçenek var karşımıza çıkıyor. Şimdi yüzünde gör dedik. Buraya geldik. Burada bir fotoğrafımızı çekebiliriz. Yani kendi yüzümüzde nasıl görüleceğini merak ediyorsak. Ya da kendi yüzümüzü kullanmak istemiyoruz ama bir mankende bunu görmek istiyoruz değil mi? Mesela böyle bir şey de isteyebiliriz. Şimdi biz önce model üzerinde deney diyelim. Model üzerinde deneye tıklıyoruz. Daha doğrusu önce şurada yukarıdaki işareti yapıyoruz. Ve model üzerinde deneye tıklıyoruz. Burada 4 tane bakalım daha fazla var mı? Yok. 4 tane modelimiz var. Esmer, kumral ve sarışına doğru giden farklı cilt ve renk, saç rengi seçenekleri var. Mesela biz sarışın hanımefendiyi seçelim. Bu seçtiğimiz ürünün, burada önemli olan şey bu, seçtiğimiz ürünün nasıl göründüğünü, yüzünün sağ tarafında o ürünle işaretlenmiş halini görüyoruz. Yani o ürünün uygulandığı halini görüyoruz. Sol tarafında ise mankenin normal halini görüyoruz. Bu, aslında bu ortadaki çizgiyi de böyle sağa sola hareket ettirerek yüzünün tamamını o ürünle nasıl görüneceğini görebiliyoruz. Ya da eski yani kendi halini nasıl görüneceğini görebiliyoruz. Bu güzel bir özellik. İsterseniz kendi yüzünüzü de söylemiştim, bir de onu deneyelim. Hani ben yapıyorum şu anda ama eğer kadın takipçilerimiz kendileri de denerlerse kendi yüzlerine nasıl görüneceğini görürler. Fotoğraf çekiyoruz. Kamerayla çekelim. İstersek kameradan alabiliyoruz, istiyorsak da galeriden de alabiliyoruz. İzin verelim uygulamamıza. Mesela şimdi şöyle. Bakalım bana da bu fonda kapatıcı bende nasıl görünecekmiş bir bakalım. Evet şöyle kameraya bakıyorum. Şöyle yapalım. Evet fotoğrafımızı çektik. Tamam dedik. Ve şimdi benim yüzümde nasıl görüleceğini ekranda görüyoruz kapatıcının. Tabi aslında bize de lazım biliyorsunuz çekimler için. Yüzümüzde ışıktan dolayı parlamalar olabiliyor mesela. Kullanmak gerekir. İşte mesela burada görüyorsunuz bakın kapatıcının özellikle şu kısımlarda gözümün altındaki kısımlarda nasıl göründüğünü o ortadaki çizgiyi sağa sola oynatarak da orijinal halimi ve sonradaki halimi görebiliyoruz. Söylediğim gibi burada özellikle biz kadın takipçilerimize sesleniyoruz. Mutlaka bir denesinler derim ben. Çünkü biliyorsunuz bu tip ürünlerde alıyorsunuz. İstediğiniz renk çıkmayabiliyor. İstediğiniz gibi sonuç alamayabiliyorsunuz. Ekranda gördüğünüz renk sizi yanıltabiliyor. Ama yüzünüzde nasıl görüneceği önemli. Ve bu bence geliştirilebilir de. Mesela gözlükler için yapılabilir. Gözlükler de önemli biliyorsunuz. Yüzü nasıl görünecek? Güneş gözlüğü olabilir veya normal gözlük de olabilir. Gözlükçeye gitmeden, uğraşmadan oradan hemen bakıp
yüzünüzde nasıl görüneceğini siz de belirleyebilirsiniz. Bence bu güzel. Bunu geliştirebilir hepsi bu arada. Geliştirdiği zaman çok daha güzel olur. Muhtemelen şimdi iki marka üzerinden ilerliyor. L'Oreal ve Maybelline ile ilerleniyor. Ama önümüzdeki bence dönemde farklı markaların da ürünlerini burada görürüz gibi geliyor bana arkadaşlar. Güzel bir teknoloji. Hepsi burada uygulamanız varsa indirin, bir deneyin, bir bakın. Bence güzel olur diye düşünüyorum. Özellikle ve özellikle altını çiziyorum. Kadın takipçilerimizin mutlaka bir denemesini öneririm. Açıklama kısmına da hepsi burada uygulama linklerini atacağım. Siz de uygulamayı yükleyip bu anlattığımız, videoda anlattığımız özelliği kendiniz de deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Hepsi Burada tarafından sunulan Yüzünde Gör uygulamasının nasıl çalıştığını anlatmaya çalıştık. Bu video ile ilgili, bu özellikle ilgili merak ettiğiniz ya da şöyle bir şey yapabiliyor mu, böyle bir şey yapabiliyor mu gibi sorularınız varsa videonun açıklama kısmında bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Farklı bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın demeden önce her zaman yaptığım standart uyarımı yapmak istiyorum. Kanala abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Kanalımıza abone olun, büyüyelim, daha büyük kitlere ulaşalım ve sizlere daha kaliteli, daha nitelikli, daha güzel videolar üretmek için de en azından abone sayımız bizi motive edecektir diye düşünüyorum. İstiyorsanız bizi aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Hem Facebook'ta, hem Twitter'da, hem de Instagram'da aktif olarak yer alıyoruz. Aynı zamanda teknolojioku.com adresini de ziyaret ederseniz çok seviniriz. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.